Biz React geliştiricileri her gün yeni React komponentleri oluşturuyoruz ve bunu yaparken de gerek kısıtlı zamandan kaynaklı, gerekse tecrübe eksikliğinden kaynaklı bazı ortak hatalar yapıyoruz. İşte bu videoda React geliştiricilerinin sıklıkla yaptığı 10 yaygın hatadan bahsedeceğiz. Hata 1. Mantık ve sunumu ayırmamak. React komponentleri yazarken veriyi aldığımız component ile veriyi sunduğumuz component aynı component olmamalıdır. React komponentlerini mantıksal açıdan ikiye ayırabiliriz. Bunlardan birincisi presentational component, ikincisi de container componentlardır. Container componentlarımız işlerin nasıl yürüdüğüyle ilgileniyorlar. Veriyi burada yakalıyoruz container componentlarımızın içerisinde ve props yoluyla bunu presentational componentlara iletiyoruz. Yani container componentlarımız aslında verinin yakalandığı, datanın internet üzerinden alındığı componentlarımız ve bunu sunum için presentational componentlara props yardımıyla gönderiyoruz. Presentational componentlarımız ise işlerin nasıl göründüğüyle ilgileniyorlar. Yani veriyi props yoluyla alıp burada sunuyorlar HTML markup'ı içerisinde. Bunu gösterecek olursak presentational component ve container componentlarımızı mesela bir film listesinin olduğunu hayal edelim. State'imizde filmleri tutuyoruz. Component did mount içerisinde internet üzerinden bir REST API'ye istek yaparak film listemizi alıyoruz ve bunu state'i güncelliyoruz filmlerimizi. Daha sonrasında bunu props yardımıyla filmlerimizi bir presentational component'una sunuyoruz. Aslında container component içerisinde yaptığımız tek şey bu veriyi yakalamak oldu. Sunum için presentational component'a bunu gönderdik. Presentational component'a gene bir state tutmuyor, herhangi bir state tutmuyor. Ve props'tan bu filmleri alarak HTML markup'ı sayesinde bunu kullanıcıya gösteren component aslında presentational component'ımız oluyor. Peki bunu yaparak ne kazanmış oluyoruz? Reusability'yi artırmış oluyoruz. Aynı zamanda da konuları birbirinden, yani birbirinden bağımsız olması gereken konuları birbirinden ayırmış oluyoruz bu şekilde. Test edilmesi daha kolay komponentler yazmış oluyoruz. Bir ikinci hata ise state'i doğrudan güncellemek. State'i güncellemek istediğimizde bunu ancak setState metodu kullanarak yapmalıyız. Diğer türlüsü istenmeyen buglara neden olabilir. Ve aynı zamanda setState'i kullanarak render metodunun çağrılacağını garantilemiş oluruz. Yani güncellenen state'imizle birlikte component'ımız yeniden re-render eder. Buna garanti vermiş oluruz. Ama diğer yöntemle yukarıdaki this state value'yu direkt böyle değiştirerek render metodunun tekrardan çağrılacağını garantileyemeyiz. Yani yaptığımız değişikliğin işe yarayıp yaramayacağından emin olamayız. Üçüncü bir hata ise set state'in asenkron çalıştığını fark edememek. Ne demek istiyorum? Mesela bir sayaç uygulamamız var diyelim. Sayaç değerimizi her seferinde birer birer artırıyoruz. 100'den fazla olduğu zaman da bu sayaç değeri, bunu sıfırlamak istiyoruz diyelim. Şimdi bunu yapmanın iki farklı yolunu burada gösterdim. Birincisi yanlış yol aslında. İkincisini daha sonrasında anlatacağım. Birinci yolda öncelikle set state ile sayacın değerini 1 artırdım. Daha sonrasında altına bir if bloğu içerisinde demişim ki sayacın değeri 100'den büyük olduysa, yani bu artırma işleminden sonra, o zaman sayacı sıfırla demişim. İşte bu yapılan yanlışlardan bir tanesi aslında, en sık yapılanlarından biri. Çünkü set state'in asenkron çalışması ne demek? Ben bu this set state'i execute ettikten sonra garantisini veremiyorum ki onun altındaki blok, yani bu if bloğu, yukarıdaki set state bloğundan sonra çalışacak. Yani belki set state buradaki if'ten önce çalışacak. Belki set state'in çalışması çok daha uzun sürecek. Yani asenkron bir yapı. O yüzden buradaki this state sayacın değerinin 1 arttığını bilemem. Mesela sayacım 90, 100 olduğunu düşünelim. Tamam, bu bunu 101 yapacak ama bunun 101 olması çok daha uzun sürebilir. O yüzden buradaki if bloğu bunun garantisini veremez. Peki bunu nasıl yapabilirim? Yani set state ile bir state'i güncelledikten sonra bir şeyler yapmak istiyorum. Yani o değere göre bir şeyler yapmak istiyorum. İşte bunun için set state'in callback fonksiyonunu kullanıyoruz. Yani set state yaptıktan sonra ikinci kısımda bir callback function çağırıyoruz.
Buradaki callback function'ın içerisinde yazdığım kod bana şu garantiyi veriyor ki set state ile yaptığım güncelleme her neyse bu çalıştı. Ben bu callback'i ancak o güncelleme çalıştıktan sonra çağırıyorum. Yani burası 101 oldu ancak if ondan sonra çağrılıyor şeklinde bana bir garanti vermiş oluyor. Yapılan dördüncü bir hata ise liste işlemlerinde liste elemanlarına key vermemek. Mesela renkler şeklinde bir array'imin olduğunu düşünelim. Sarı, mor, pembe şeklinde. Bunu ul ile bir liste oluştururken renkler map buradaki li elemanların altına key vermezsem bu değişik hatalara sebep olabilir. Ne gibi? Mesela küçük liste işlemlerinde evet key vermesem de render problemleri yaşamıyor olabilirim ama büyük çaplı listelerde bu key'in eksikliği daha sonrasında render problemlerine sebep olacaktır. Çünkü aslında React DOM'da bir liste elemanının eklendiğini, silindiğini ya da güncellendiğini buradaki key'i kullanarak yapıyor aslında. İşte bu yüzden buraya key yerine unique bir değişken vermem gerekiyor. Buradaki renklerim unique diye şimdilik bunu renk olarak key'imi verdim. Aslında burası bir ID şeklinde tutulmalı. Son olarak 5. hatam da got komponentları oluşturmak. Ne demek istiyorum got komponentları diyerek? Got komponentlarının meali aslında her işi yapan bir komponent. Yani devasa, büyük. Uygulamanın içerisinde en büyük komponentim. Bunun içerisinde işte header'ı atıyorum, onu atıyorum, bunu atıyorum. Ve küçük, aslında küçük küçük komponentlar oluşturmam gerekirken her bir işlem için ben got komponenti gibi büyük bir komponent oluşturuyorum. Veriyi de burada çekiyorum, bütün veriyi. User'ı da burada alıyorum. İşte bir liste uygulamam varsa işte film listesi gibi filmleri de bunda alıyorum. İşte user'ları da burada gösteriyorum, filmleri de burada gösteriyorum ve işte user film gibi küçük komponentler yaratmıyorum demek. Böyle bir durumda ne olur peki? Bu got komponentini hem anlaması zor olur, hem okuması zor olur, test etmesi zor olur. Yani neyin nereden geldiği belli olmayan devasa bir komponent olur. Ama React'in özünde ne vardı? Komponentlar oluşturmak vardı. Yani birbirinden bağımsız işlevler için test edilebilir. Hatta biz ne yapmıştık? Veriyi aldığımız komponentla veriyi sunduğumuz komponenti bile ayırmıştık. Best practice olarak. Yani container representation component yapmıştık. Ki biz bunu yapmışken got komponentlarını yaratmak ve her şeyi bunun içine tıkıştırmak çok yanlış bir işlem olur.